Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte normalde katıl üyelerimize özel yaptığımız bu videoyu haftanın başında herkese açık yapıyoruz. İsteyen arkadaşlar da şurada katıl butonu üstünden aylık 5 liradan sadece halka üyeliğini alabilirler. ABD hissesi isteyenler petrol üyeliğini, BIST 30 isteyenler altın üyeliğini alabilirler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bugün sizlerle birlikte son halka arzının derinlik kademe aracı kurum dağılımları üzerine veri paylaşımı yapacağız. Fikirlerimizi belirteceğiz. Şimdi gelin hızlıca başlayalım demeden önce sizlere ufak bir tüyo ipucu vereceğim. Sizler şu anda hala hisse senedi alım satımda komisyon ödüyorsanız komisyon ödemenize gerek yok arkadaşlar. Aşağıda Midas Borsası'nın linkini bırakıyorum. Tıklayın, gidin, abone olun. Hızlıca alım satımlarınızı sıfır komisyonla gerçekleştirin. Haydi gelin başlayalım. Evet, HKTM'ye baktığımız vakit bugün %7 artı kapattı. Beklediğimiz bir hareket miydi? Biraz sert oldu ama bekliyor muyduk? Evet, bekliyorduk. %7 güzel kapattık. Güzel. Umarım katıl üyelerimiz de bundan faydalanmıştır diye düşünüyorum. Şu an için pozitif, herhangi bir negatif bir durum yok. Bakalım nereye kadar gidecek. Stopları yakında tutmakta da fayda var. Bakın bugün 54'e kadar düşüyor. 54'ten 61'e geliyor. Yani 7 liralık bir trade veriyor. Yapanlara da hayırlı olsun diyelim. Ne diyeyim? Bugün için Vakıf Garanti Ak alıyorken İş Yapı Kredi Deniz satmış arkadaşlar. En fazla nerede varmış? Şuna bir bakalım. En fazla iş yatırına var. 23 lira maliyette bekliyorlar. Neredeyse 3 katı kar var. Neredeyse yani şey olarak diyeyim. İş yatırımda en fazla görünmekte dostlar. Şimdi devam edelim. Evet. Baktığımız vakit şimdi Aztek'te yolumuza devam ediyoruz dostlar. Aztek günü neredeyse %1'lik bir pozitifle kapatmış. Güzel mi? Güzel. Ufak ufak 16'yı kıracağız Aztek. Hadi oğlum dayan. Tahta doluluğu güzel. Bu hoşuma gitti bugün için. Düşeni alırız diyor. Talep geliyor. 15-65 civarlarına kadar max çıkmış. Yani çok kısa bir dar bantta hareket etmiş. Buralarda biraz güç topladığını düşünüyorum. İlerleyen süreçte 16'yı kıracağını düşünüyorum. Garanti Ziraat Filip alıyorken Ak Vakıf A1 Kapital satmış. Burada 13-65 maliyetli en fazla iş yatırımın elinde var. İzleyeceğiz, takip edeceğiz arkadaşlar. Barem ambalaja bakalım. Barem sert bir hareket yaptı. Bu 55-57 aralığında bir akümülasyon oluyor. Tam sağlıklı mıdır? Sağlıklıdır. Biraz dinlensin öyle hop diye gitmez yani hiçbir şey. Tahta doluluğuna bakarsak düştükçe alırız diyen bir niyet var arkadaşlar tahta tarafında. Onu söyleyelim. Bugün maksimum 58'lere kadar gitmiş ama geri çekilme yapmış oralardan. 56'da kapatmış. Bugün bu arkadaşı Tilki Yatırım alıyor. Vakıf alıyor. Garanti alıyor. Ünlü Global Philips satıyor arkadaşlar. Yani Barem tarafında biliyorsunuz, tekrarlayalım, bu atık kağıttan ambalaj üretimi üzerine bir tesis kurulumu anlamında bir kapattı. Ondan sonra zaten sert bir hareket geldi. Bir beklenti, bir hikaye oluşturdu. Hareketin ana sebebi de oydu. Arkadaşlar merhabalar. İçeriğimize çok ufak bir ara veriyoruz. Sizlerin hayrına olan bir işlem için. Borsa İstanbul Midas Borsası'nda işlemlerde. Arkadaşlar artık Midas Borsası'nda Borsa İstanbul'da hisse alım satımı yapabilirsiniz. Hem de yıl sonuna kadar ücretsiz, komisyonsuz bir şekilde arkadaşlar. Malum biliyorsunuz Midas Borsası Amerikan borsalarında hisse senedi alım satımı için, fon alım satımı, ETF alım satımı için çok mantıklı bir noktaydı. Çok düşük komisyondan dolayı. Artık Borsa İstanbul'da işleme başladı arkadaşlar. Borsa İstanbul işlemini hızlıca yapabilmek için de dostlar aşağıda açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oradan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlem komisyonu yıl sonuna kadar ücretsiz. Canlı veri bedava. Hesap işletim ücreti bedava. Portföy taşıma yani Virman herhangi bir aracı kurum bankadan tek tuşla portföyünü buraya taşıyabiliyorsun. Bedava. Hak kullanımları rüçhan bedelli bedelsiz bedava arkadaşlar. Takas payı ve saklama ücreti yok. O da bedava dostlar. Sizleri hızlı bir şekilde, güvenilir bir şekilde Midas borsasında işlem yapmanızı tavsiye eder, öneririm. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Temel anlamda da bir sıkıntı yok. Yani anormal bir sıkıntı yok şirket tarafında. Şimdi OBSE'ye bakacağız arkadaşlar. OBSE'de baktığımız vakit %4'lük sert bir hareket yapmış. Tebrikler, güzel bir hareket. Bu kadar sert beklemiyorduk. İlk başta 16'lı seviyelerdeydi. 17'yi direnç yapmış diyorduk. 17'yi kırması lazım diyorduk. 17'yi kırmasını bekliyoruz diyorduk.
Şu anda 17'yi kırmış, artık 17 destek seviyesinde. Güzel mi? Güzel. Tahta emir bazında boş. Bir emir, bir emir, ama lot bazında biraz fazla lotlarla emirler gelmiş. 18'e kadar gidememiş. İzleyeceğiz. Yarını bunun önemli. Vakıf Deniz Filip alıyorken Tilki Yatırım satmış, Osmanlı satmış, Marbaş satmış arkadaşlar. Dediğim gibi izleyeceğiz, yolumuza bakacağız. Kroplast'a bakalım. Kroplast ne yaptı bugün? Kroplast 7.5 ara direnciydi. Ara destek oldu artık orası. 7.5'un üstüne tutunması kısa noktada biraz bizim hoşumuza gider. Bir de bir kırılımı var onun, şöyle üçgenimsi. O da güzel bir durum. Şimdi tahta doluluğu nasıl dersek, tahta doluluğu güzel. Herhangi bir sıkıntı yok tahta doluluğu tarafında. Kademelere bakarsak satıcılar bugün biraz baskın çıktığını söyleyebiliriz. Garanti Vakıf iş almış. Tilki Yatırım satmış, Yatırım Finansman satmış, Gedik satmış. Bildiğiniz üzere Credit Suisse 8 gün 9 gün boyunca geldi, bunu 6.48 maliyette aldı. Şu anda arkalarına çekildi, duruyorlar arkadaşlar. Bekliyorsa vardır bir bildiği diyoruz. Rubenis'le yolumuza devam edelim. Rubenis bugün %4.5'luk bir hareket yaptı. Güzel mi? Güzel. Bu da 20 milyon dolarlık bir yatırım açıkladı. Yeni Ar-Ge yatırımı yapacağını, işte bu iplik anlamında, tekstil anlamında yeni ürünler geliştireceği yönde. O bir hareket getirdi hisseye. Bilginiz olsun. Tahta dolulu, orta dolulukta. Çok dolu diyemem, boş da diyemem. Yani orta noktada olduğunu söyleyebiliriz. Bugün için iyi noktadan kapatmış. Yani yukarıdan kapattığını söyleyelim. Bugün bunu Tilki almış. Tilki almış, Deniz almış, Yapı Kredi almış. Ak, Ziraat, Filip satmış. Tilki aldıysa kar almadan bırakmaz ki şu an karda. Dikkat etmekte de fayda var dostlar. Killer Holding'e bakalım. Killer Holding dilimizde tüy bitse de yine tekrarlayalım. Taciller yatırımda 20 milyon notu bağladılar. 7 lira maliyetini hala tutuyorlar. Artık karları neredeyse %400'e geldi. Tahta doluluğu işte çok bir doluluk yok. %3 yukarı yönlü bir hareket yapmış. Marbaş Global Info alıyor. Tilki satıyor, Garanti satıyor, Yatırım Finansman satıyor. Herhangi bir taciller yatırımda bakın ne almadı ne satmadı, hiçbir hareket yok. Satışta bir hareket gelmedi sürece yönümüz daima yukarı olacaktır Killer Holding'de. Evet, sonunda Segio'da bugün bir hareket geldi. Üyelerimiz bilir, hatta aşağıda yorumlara da yazsın kendileri. 1.20'li seviyelerde akümüle olacak, sonrasında gelecek diyorduk. 1.20'lerde yaklaşık 6 işlem günü geçirdi. Geldi bugün %5.5. Acilen 1.40'ları da kırmasını bekleriz. Bugün bunu iş, Oyak Vakıf almış, Tilki satmış, Marbaş satmış, A1 Kapital satmış. Segio pozitif noktada, kısa bir noktada hareketlerini izleyeceğimizi düşünüyoruz. Kimpur 70'i kırmış. Evet, hayırlı olsun. Hatta tavanı, tavan demeyelim de tavan gibi kapatmış. 75.90, %8.66 yükselişle kapatmış. Orta ve uzun vade pozitif olduğumuz hisselerdendi. 28 liradan beri burada biz bağırıyorduk katıl üyelerine. Yani onlar da yorumlara yazarlar. Evet, böyle oldu, şöyle oldu gibisinden. İyi kapattı bugün. Güçlü kapattığını söyleyebiliriz. 78.6 tam tavanda, tepede kapatmış. Bugün bunu TEB almış, Tilki Yatırım almış, Halk almış. Garanti QNB Deniz satmış arkadaşlar. İzlemeye, takip etmeye devam edecek. Bakalım listede ne kaldı? Obese, Barem, Kroplas, Urbanis, hepsine bakmışız. Tamam, okey, sıkıntı yok. Dostlar, bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.